Arkadaşlar merhaba. Bugün Ramazan'ın 6. günü. Yarımada'dayım. Adada bir gün değil, bugün teknede bir gün geçireceğim. Teknede balık yapacağım. Bugünkü iftarı da teknede açacağım inşallah. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar bugün teknede iftar yapacağım nasip olursa. Tekneye çıkmadan önce mangalın yani közün falan teknenin içine düşmemesi için böyle dallardan bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani mangalı suyun üzerine doğru yakacağım ki düşen ateş direkt suya düşsün, tekneye düşmesin. Şimdi o dalımızı kesip yapım aşamasına geçeceğiz. Ben dalı keseyim, zaten devam edeceğim. Bu birinci dalımız arkadaşlar. Yani iki tane yapacağım. Şöyle düşünün. Şöyle uzatıp mangal arasına oturtacağım ki suya, yani köz falan hep suya düşsün. Şu dalı da kessem herhalde işim görür benim. Evet. Bunu mu alsam, şunu mu alsam? Şu daha iyi gibi ya. Şunu alsam daha iyi olur. Evet. Şekilde şöyle bağladım. Bir zarar gelirse eğer, yani bir kül falan düşerse direkt suya düşecek. O yüzden çok bir sıkıntı yaşamayacağım bugün teknede mangal yakmak için. İftara 1,5 saat var şu anda. O geçedeyim. Daha tekneye hareket ettirmedim. Bir takım hazırlıklarım var. Onları tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra yola devam edeceğim. Odunumu, her şeyimi hazırladım arkadaşlar. Yani teknenin üzerinde zorluk çekmeyeyim diye. Şu an eksik bir şeyim kalmadı. Birazdan yola çıkacağım. Arkadaşlar salata bitsin, balığa geçeceğim. Alabalık aldım bugün. Teknede sadece balık yiyeceğim. Başka herhangi bir şey yemeyeceğim. Balıktan sonra da çayla devam. Ama öncelikle bir salatayı bitirmem lazım. Zamanım 1,5 saatim var. Aslında biraz erken başladım ama teknede olduğum için imkanlarım biraz kısıtlı. Geç kalmayayım diye biraz erken başladım. Salatamız da bitmek üzere. Bir tek soğanım kaldı doğrayacak. Arkadaşlar salatayı bitirdim. Bir tek balıklar kaldı. Balıkları da çizdim sayılır. Onlar da bitti. Her şeyimiz tamam şu anda. İftara bir saat kaldı. Tam bir saatim var. Zamanı çok iyi değerlendirdim. Yani iyi yetiştirdim arkadaşlar. Şu an sadece ateşim kaldı. Ateşi yaktığımda zaten fazlasıyla yetişirim iftara. Yağmur yağmadı. Hava çok güzel ve sıcak şu anda. Hani kapalı olduğuna bakmayın. Hava biraz kapalı duruyor ama burası çok iyi şu anda sıcaklık olarak. Hafif de bir rüzgar var. Şimdi tekneyi hareket ettireceğim. Arkadaşlar bu benim yapmış olduğum şeyler. Yani kendi yaşadığım hayatı sizlere izletmek değil. İnanın bu hayatı size sunabilmek için, sizin de bu hayatı yaşayabilmeniz için daha kolaylıklar sağlamaya çalışıyorum. Bana YouTube ve Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ama arkadaşlar inanın göründüğü gibi değil. Bir sürü emek veriliyor, yağmur oluyor, çamur oluyor, bir şeyler oluyor yani zorlanıyoruz. YouTube kanalına abone olup Instagram'dan da bizi desteklerseniz sevinirim. Videoların devamı için kanala abone olun arkadaşlar. Bizi desteklemeyi unutmayın. Arkadaşlar iftara 15 dakika var. Balık pişmek üzere. Çayım da kaynadı. Şimdi suyu demliyorum. Ama hafif yağmur başladı. Seliyor inşallah yağmaz. Şu an 60 derece döneyim ben. Tekne değil. Karayla hiçbir bağlantı kalmadı. Şurası da zaten bizim köy. Arkadaşlar iftara 5 dakika kaldı. Çok şükür. Çünkü enerjim bitti. 3 saat uyudum. Sabah 8'den beri ayaktayım. Balıklar tamam. Tavuk attım biraz da. Balıktan başka bir şey yapmayacağım diyordum ama tavuk da vardı. Onu da pişireyim dedim. Çünkü 2 kişiyiz. Yetmeyebilir. Biraz yani pişme olayı tamamlandı ama ısıtıyorum şimdi. Soğumasın diye biraz birini. Çayım da hazır. Yedikten sonra çayla devam edeceğim. Muhtemelen karanlık çökecek arkadaşlar ama karanlık bile olsa çayımla burada sizlerle beraber yine devam edeceğiz. Ama arkadaşlar inanın enerjim şu an sıfır. Yani düşeceğim. Yemeği pişiriyorum ama yani içimde öyle bir şey var ki sanki iftar olmayacak. Ve 5 dakika kalmasına rağmen. Ama çok şükür geldi. Ramazan'ın gerçekten ayrı bir güzelliği var. Bizi, insanoğlunu her şeyden uzaklaştırıp daha doğru bir hayata sürüklüyor. Şu an eminim o doğru hayatlardayız hepimiz. Çok şükür ki Ramazan var. Oruç tutmanın zevki çok ayrı. Bugün 6. gün bitiyor. Yanlış bilmiyorsam. Bakın daha 1. günden 6'ya nasıl geldik? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama Ramazan çok hızlı gidiyor. İnşallah daha uzun sürer. Arkadaşlar iftarı açtık. Çok güzel bir iftar oldu. Belki bu yaşıma kadar bu kadar güzel bir iftar yaptım mı? Hayır. Hava harika. Hala teknedeyiz. Çayımızı aldık elimize. Yavaş yavaş çayımızı içerken ortamı izliyoruz. Şu an sokak lambalarının göle yansıması ve bu muhteşem manzara insanın içini gerçekten rahatlatıyor. İnşallah buraya gelmek isteyen kim varsa o gelmek isteyenlerle beraber de aynı ortamı, aynı anı tekrardan yaşarız. Burası Erzurum'un Uzundere ilçesi ama gerçekten çok farklı bir doğaya, çok farklı bir yapıya sahip. Yani belki bu ortamı bir İzmir'de, Antalya'da yani deniz olan bir yerde bulabiliyoruz ama bunun Erzurum'da olduğunu kimse bilmiyor aslında. Kimse demeyelim ama çoğu kişi bilmiyor. Bu imkan Erzurum'da da var arkadaşlar. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Beraber yapalım, iftar yapalım, iftardan sonra gelin, çay içelim, gezelim. Ne istiyorsanız hep beraber yapalım. Rüzgarın sesi ve suyun sessizliği. Arkadaşlar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah yeni videolarda buluşmak dileğiyle. YouTube kanalına abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Bu videoların devamı için gerçekten sizin desteğinize ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun.